Herkese merhaba arkadaşlar. Gezegen turnuvalarının diğer gününde karşınızdayız. Bugün TRT Türkçe. Bakalım kim birinci olacak? Kim podyuma çıkacak? Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Soruları okumuyorum. Ben böyle sadece duracağım. Evet. Aşağıdaki cümlelerin topluluk adı kullanılmamıştır. Lütfen bu sefer bizimkilerden birisi dereceye girsin. Lütfen. Geçmiş olsun Gire. Çok yüzümüz çıkıyor mu? Yüzümüz çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Sen çıkmıyorsun ama. Seni attım öbür tarafa. İyi kapatacaktım zaten. Rahat ol sen. Evet. 109 kişi doğru yapmış. Yaklaşık yarısı kadar kişi de elenmiş. Berk sensin değil mi bu? Benim. Senem var. Yok. Zeynep sensin bu da. Değil mi? Evet, benim. Onu niye doğru yapmış? Çıkma zamana göre herhalde değil mi? Evet. Evet. Doğru yapmış ama. Nokta nokta yapılı adlar isim ya da fiil köklerine isim yapı getir yapım eki getirilerek oluşturulur demiş. Tamam. İsim ya da fikirli isim yapayım. Dur chat'i abone modunu alayım da kopya çekemesinler. Oh hey kopya yazıyor. Değilsin. Ya bir şey diyeceğim. De çok yavaş geliyor. Aa, doğru yapmışım pardon tamam. Evet. Berk, Senem, Zeynep. İlk üçe ülke 3 kişiyiz. Hadi bak böyle devam. Lütfen. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi zincirleme isim tamlaması oluşturmuştur? Zincirleme isim tamlaması. Dış kapı. Dış kapının tokmağı mıydı? Dış kapının tokmağı zincirleme isim tamlaması. Yanlış oldu. Dış kapının tokmağı bak oradan. Abi yardımcı olmayız. Dış kapının tokmağı yanlış ama. Değil mi? Cevap Deniz'di arkadaşlar. Neydi zincirleme isim tamlaması örneği dış kapının tokmağı değil miydi? Hayır. Dış kapının tokmağı şey oluyor. E tamam işte İyide ağacının dalları aynı. Doğru. Tamam. O doğru da dış kapının tokmağı yanlış. Altıncıyım ben. Geliyorum. Dış kapının tokmağı örnek doğru. Olarak verdi zaten. Ben hayır abi. Dış kapının örneğini tokmağı. Örneğini olarak söyledi. Dış kapının hayır. Tokmağı ile bu aynı örnek ya. Aynı. Evet hayır, dış kapının tokmağı doğru. Evet doğru abi. Dış kapının tokmağı zincirleme tamam, isim tamam. Doğru. Allah'ım. Altıncıyım ben. Geliyorum. Nereye gittiniz Zeynep? Ya ben hızlı davrandım. Ben yanlış cevap verdim abi. Yanlış oldu oyun. Abi bir de dış kapını tokma dedim yani hani. Onu ben çerçeveden sonra söyledim ya. Aşağıda ilk yazılan kelimelerden hangisi kökü bakımından diğerlerinden farklıdır? Tamam. Geldim ben de. Bastım birini ama bakalım. Abi cevap direkt belli yani. Çok belli. Yo. Bayağı belli. Bence de. Ben yapamam. Gün. Var. Sakin. Ben yanlışlıkla tıkladım. Nasıl tıklayacağım diye. Kıvırmak kulağı. Nasıl? Bunu nasıl yanlış yaptınız ya? Kıvır. Hülya bu sen misin? Evet. Hadi bakalım. Aşağıdaki cümlenin hangisinde sayı sıfatı kullanılmamıştır? Sayı sıfatı. Sayı sıfatı diyor. Elendim abi ya. Yine mi elendin Atakan? Vallahi abi ya 153'ün 200 lira düştü. Ama gelirim belki daha 5 soru var. Yes be. Burada soru sıfatı var. Sayı sıfatı yok. Evet. Hülya 3'e girmiş.
Çok yakın ikisi. Abi ama eski oluyor. Arkadaşlar, arkadaşlar hepsi map kitaplarından alıntı yani. Map kitabında böyle kabul etmişler demek ki. TDK. Ay hayır hayır değil. Şu. Az kalsın. Elim yanlış yere gidiyordu. Aa. Benim elim doğru yere gitmiyor. Gene podyumdan düştünüz değil mi hepiniz? Yo ben doğru yaptım da inşallah yükselmişim. İnşallah. Yani neredesiniz arkadaşlar? Şunların hepsini atayım Kemal abi ben geliyorum. Bir iki soru kaldı. Onları da doğru yaparsam çıkacağım. Üç soru var zaten Senem. Bitiyor. Ek eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir. Ek eylemin geniş zamanıyla. Ben yaptım bunu şu an. Hatırlıyorum ha bayağı. Ben de yaptım. Soru kaldı ya. Kimse yok of, gene. Geliyorum. Ben de geliyorum. Arkadaşlar iki soru var. Sıfat fiil özne gelmiyor. Sıfat fiil. Sıfat fiil. Derken çok ağır. Yalnız sorular güzel ya. Biraz sorular güzel. Evet, evet. Oha, doğru. Bunlar, bunlar değişmeyecek bence. Doğru yapacaklar yani. 8.'yim ben. 10'da 10 yaptılar. Geçişsizken aldığı eklerde geçişli olmuştur. Aşağıdaki tamam. Cümlenin hangisinin yüklemi geçişsizken aldığı ekle geçişli yapılmıştır. Abi iki tane soru yazdı işaretleyeceğim diye yanlış işaretledim ya. Ve böyle çok oluyor. Daha oraya gitmeden tıkladığım için. Bunlar hep bahane, bunlar hep bahane. Geldim ben. Podyuma bak. Ben geldim ama 6. oldum ya. Ben 5.'yim. Tam gelmemişsiniz o zaman arkadaşlar. İlk 3'e giremedikten sonra bir önemi yok. Yazıklar olsun hepinize, yazıklar olsun. Abi yani akşam bu saatinde o kadar çalıştıktan sonra herkes, kadar oluyor. Herkes öyle. Herkes aynı şartlarda giriyor. Öyle gözümün yani. Önünden 10 saat geçiyor. Yani sen ne bileyim. Yani insanlar akşam kahut var hiç çalışmayalım beynimizi dinç tutalım diye şey yapmıyorlar yani Hülya değil mi? Vallahi 1257 puan almışım. Yani. Peki şimdi şu 3'ten başlayayım. Feyza'yı, Tekin Sonu ve Sude'yi. Tebrik ediyoruz. Yani oldu. Sadece bir yanlış yapmış birinci. İşte çok hızlı cevap vermiş demek ki. Burada doğru yapmaktan çok bir de hızına da bakıyor. Evet mesela üçüncü onda on yapmış. Aynen üçüncü onda on yapmış ama birinci ve ikinci onu geçmiş. Çünkü demek ki çok hızlı yapmışlar diğer şeyler. Aferin. Yani çok iyi. Güzel bayağı iyi. Tebrik ediyoruz. Haftanın finaline katılma hakkı kazandınız. O da zaten yarın haftanın finali. Bugün sondu. Değil mi? Bugün cuma. Cumartesi evet, paylaşılacak. Yani. Cumartesi de pazar. Aynen. Bugün sondu. Yarın haftanın finali var. Yarın herkes açık olmayacak. Sadece dereceye giren arkadaşlarla yapacağız. Ve bizden kimler var şimdi yarına? Onu da söyle de bir heyecan yarın. Bilmiyorum. Online koçumuz ekip biliyor onu. Yarın büyük ödülün kazananı belli olacak. Yarışan herkese teşekkür ederiz. Diğer hafta yine yani yarından sonraki gün yine aynı şekilde hafta başında başlıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.
yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.